Açıklamama geçmeden önce değerli arkadaşlar, geçtiğimiz ay 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Ayrıca değerli dava arkadaşlarım, belirtmeden geçemeyeceği 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı hain saldırı sonucunda hayatını kaybeden eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. 25 Ekim 2017 tarihinde azim ve kararlılıkla zengin, mutlu, güçlü bir Türkiye vizyonuyla çıktığımız bu kutlu yola kurucu il yöneticisi, il başkan yardımcısı ve 31 Mart 2019 yerel seçimleri itibariyle siz değerli Kayserili hemşerilerimizin teveccühüyle Koca Sinan Belediye Meclis Üyesi olarak onurla ve gururla sizlere hizmet etmeye fırsat veren partime minnet, şükranlarımı ve güzel duygularımı ifade etmek istiyorum. Yeni umutların, yeni temellerin, yeni bir yolculuğun ilk adımının atmak için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde adalet ve hukuksuzluğun, yoksulluk, yolsuzluk ve yasakların, liyakatsizliğin, kısaca tek adam ucube sisteminin son bulacağı, evlatlarımıza, torunlarımıza, gelecekleri için güzel hayaller kuracakları bir Türkiye bırakabilme umuduyla gecemle gündüzümle Anadolu'muzun incisi, Kayserimizin refah ve mutluluk içerisinde her yönüyle çok daha geliştiği güzel günleri hep birlikte inşa etmek için İyi Parti'mizden milletvekili aday adaylığı başvurumuzu yaptık. Allah utandırmasın. Sayın Genel Başkan'ın Meral Akşener'in dediği gibi o sene bu sene diyor, toplantımıza katılan siz kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.